Gazze ve işgal edilmiş diğer Filistin topraklarında yapılan zulümleri daima milletimizin gündeminde tutmayı başardık. Aynı şekilde Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan tacizler karşısında da çok kararlı bir duruş sergiledik. Ateşkes görüşmelerine destekten kanser hastası ve yaralıların ülkemize getirilmesine kadar geniş bir alanda faaliyetler yürüttük. İnşallah bundan sonra da kimseden çekinmeden, tehditler karşısında geri adım atmadan Filistin davasına, Filistin halkının özgürlük mücadelesine tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. ...1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz. Filistinli kardeşlerimizin de tüm ihtilafları bir yana bırakıp mücadeleyi vahdet içinde birbirlerine kenetlenerek yürütmesini arzu ediyoruz. Şu gerçeği bugün bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye, Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır. Zafer inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. Büyük acılar yaşansa da Allah'ın izniyle bu süreç 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletinin kurulmasıyla neticelenecektir. Hiç endişeniz olmasın. Bir gün gelecek, bu gözyaşı, bu acı son bulacak. Gazze'li anneler çocukların kefenini değil inşallah çeyizini hazırlayacak. Batı Şeria'da işgal edilmiş tüm Filistin topraklarında çocuklar özgürce koşacak, korkusuzca oynayacak, gökyüzüne baktıklarında savaş uçaklarını değil, güneşi, ayı, parıldayan yıldızları görecek. Buna biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Gördüklerimiz karşısında yeise kapılmıyor, karamsarlığa düşmüyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan ümidimizi asla kesmiyoruz. Sözlerime Filistinli şair Mahmut Derviş'in şu dizesiyle son veriyorum. Bir Filistin vardı. Bir Filistin gene var. Zalimler ölüm kusan silahlarıyla yok etmeye çalışsa da bir Filistin hep var olacak. Vatanı, toprağı ve inancı uğruna direnen Filistin, tüm insanlığın iftihar kaynağı olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Filistin'in geleceği konferansımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Konferansı katılımlarıyla şereflendiren tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.